Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte YouTube'da Shorts akışında dikey bir formatta nasıl canlı yayın yapabiliriz, buna birlikte bakacağız. Bu özelliğin yeni gelmesiyle birlikte OBS üzerinden isterseniz sohbet yayınları, isterseniz de oyun yayınları rahatlıkla yapabileceksiniz. Dikey formatta Shorts akışında canlı yayınların gösterilmesi yeni bir özellik olduğu için kanalınızın da büyümesinde büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi gelin sizlerle birlikte Shorts akışında nasıl canlı yayın açarız, buna birlikte bakalım. Öncelikle OBS programımızı indiriyoruz. Ya OBS programını indirme linkini de açıklamalar kısmında sizlere iletiyor olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi OBS'imiz önümüzde açık ve OBS'imiz de benim normal standart yatay bir şekilde canlı yayın yaptığım ayarlarım mevcut. Sizde de eğer böyle ayarlarınız mevcutsa Shorts özet akışı için ayrı bir profil ve ayrı bir sahne koleksiyonu açmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen sol üst taraftaki profil bölümüne tıklıyorum ve buraya yeni diyorum. Bunun ismini de diyorum ki Shorts canlı yayın. Tamam dedim. Sahne koleksiyonuna geldim. Yeni dedim. Buraya da Shorts canlı yayın dedim. Ve gördüğünüz gibi tertemiz, simsiyah bir ekran karşımıza geldi. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Ayarlar bölümüne geliyorum ve buradan video bölümüne giriş sağlıyorum. Şimdi biz burada dikey formatta bir yayın yapacağımız için ne yapıyoruz? 1080 x 1920 olarak burayı ayarlıyoruz. Ve çıkış çözünürlüğünü de yine aynı şekilde 1080'e 1920 olarak ayarlıyoruz. Normalde yatay formatta Full HD yayın için 1920'ye 1080 yapıyorduk. Biz bunun dikey olması için tam tersini seçiyoruz. FPS değerini 60 olarak seçiyorum ben ve uygula dediğimde gördüğünüz gibi tuval çözünürlüğümüz dikey formata geldi. Sonrasında çıkış bölümüne geliyorum. Buradan gelişmişi tıklıyorum. Buradan yayın bölümüne geliyorum. Ve yayınımı ekran kartından çıkacaksam H264, işlemciden çıkacaksam X264 olarak seçiyorum. Bunu nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız eğer önceki videolarıma mutlaka bakın. Bu konulara yeterince değindim. Mutlaka cevaplarınızı önceki videolarımda bulacaksınız. Daha sonrasında oran kontrol CBR olarak kalıyor. Bitimi ben 6000 bitrate yapıyorum. Anahtar kare aralığımı 2 yapıyorum. P6'ya çıkartıyorum. Ön tanımlıyı yüksek. 2 seferde çeyrek high. İleri bakmayı aktifleştiriyorum. Ve maksimum B karelerini 4 yapıp uygula diyorum. Siz de eğer Nvidia bir ekran kartınız varsa bu ayarları kullanabilirsiniz. Özellikle 3000 serisi ve üzeri bir ekran kartınız varsa mutlaka bu ayarlarla kaliteli yayınlar çıkabilirsiniz. Daha sonrasında tamam diyorum ve işlemimiz bitti. Bundan sonra yapmam gereken şey kaynaklar bölümüne geliyorum, sağ tıklıyorum, video yakalama aygıtı diyorum, tamam diyorum. Benim webcam'im Cam Link üzerinden olduğu için Cam Link'i tıklıyorum ve gördüğünüz gibi kameram buraya geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle kameramı şöyle bir ortalıyorum. Sağ tıklıyorum, dönüştür diyorum ve ekrana ortala diyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an tam ortada benim kameram duruyor. Ve bu şekilde şu anda canlı yayın rahatlıkla yapabilirim. Bunun haricinde bir ekran yakalamak isterseniz kendinizi şöyle küçültebilirsiniz. Sonrasında kaynaklar bölümüne ekle dersiniz. Ve buradan işte ekran yakalama, pencere yakalama, oyun yakalama aygıtlarını kullanabilirsiniz. Ben şimdilik ekran yakalama diyorum. Ve buradan yandaki ekranımı seçeyim. Şöyle küçültüyorum. Şu şekilde. İstersem tam ekranın ortasını alabilirim. İstersem şöyle iki yandan küçültürüm. Buraya fitlerim. Şöyle bunu yukarı alırım. Kendimi de böyle aşağıya doğru alır. Hem yukarıda bir şeyler gösterir. Hem de yayınımı bu şekilde yapabilirim. Eğer daha profesyonel bir şekilde dikey akışta Shorts canlı yayınlarında oyun oynamak istiyorsanız çok güzel bir template hazırlayabiliriz birlikte. Eğer dikey formatta oyun oynamak istiyorsanız ve template arayışınız varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre hemen hızlıca videosunu sizler için hazırlayayım. İşlemlerimiz tamam. Artık bu şekilde rahatlıkla canlı yayın yapabilirim. Şimdi ne yapacağız? Bunu YouTube'a aktarmamız gerekiyor. Hemen şurada benim bir YouTube hesabım var. Burada sağ üst taraftan canlı yayını başlat butonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi sol tarafta yayın anahtarı, yayın URL'si gibi bölümler bulunuyor. Burada öncelikle düzenle bölümüne tıklıyorum. Buradan canlı yayın başlığınızı mutlaka yapın. Mesela ne diyelim işte? Deneme Shorts canlı yayın.
Açıklama kısmına da doğru bir şekilde açıklama yazmayı lütfen unutmayın. Ben şimdilik bu şekilde yazıyorum. Eğer yayın kategorimiz neyse bilim, teknoloji, eğlence veya oyunsa oyun olarak mutlaka buradan seçin. Ve canlı yayınınız için bir tane de küçük resim buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında kaydet dedim. Gördüğünüz gibi deneme shorts canlı yayın oyun kategorisinde olarak karşımıza geldi. Şimdi ne yapıyoruz? OBS'ime geldim. Ayarlar dedim. Yayın dedim. Buradan YouTube'u seçtim. İsterseniz buradan YouTube hesabınızı direkt olarak bağlayabilirsiniz. Ya da yayın anahtarı kullan bölümünden yayın anahtarınızla yayını yapabilirsiniz. Ben şimdilik yayın anahtarı kullanacağım. Gördüğünüz gibi yayın anahtarım burada. Bunu kopyalıyorum ve sonrasında buraya yapıştırıyorum. Uygula dedim, tamam dedim. Gördüğünüz gibi şu anda bağlanmış oldu. Hemen ben bu ekranı şöyle ikiye bölmek istiyorum. Daha rahat görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi burada şu anda sağ tarafta YouTube yayın panelimiz var. Sol tarafta OBS'imiz var. Ben buradan direkt yayını başlat diyorum ve bekleyişe geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi yayınımız geldi. Birazdan burada ekran görüntümüz de gelecek derken geldi. Gördüğünüz gibi dikey bir formatta yayınımız geldi. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten yayınımız dikey formatta olduğu için direkt olarak Shorts feed'ine düşüyor. Buradaki önemli olan konu mutlaka yayın çıkışını ve tuval boyutunu 1080'e 1920 yapmak. Bu saatten sonra artık Shorts akışında rahatlıkla canlı yayınlar yapabilirsiniz. Ayrıca şunu eklemek istiyorum tekrardan. Shorts dikeyde oyun yayınları yapmak istiyorsanız ve bunun için güzel bir sahne düzeni yapmak istiyorsanız lütfen yorumlara not bırakın. Bununla birlikte ben de hızlı bir şekilde sizlere oyun oynarken nasıl bir ekran tasarımı yapabilirsiniz bunlardan size bahsedeyim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.